Şu anda yas mı tutuyorsunuz ya da bir yakının mı yas tutuyor? Yas tutmak üzgün olmakla aynı anlama gelmez. Yas daha derinlerde hissedilen bir kederdir. Çünkü sevdiğin birinin ya da senin için anlamlı olan bir şeyi kaybettiğin zaman yas tutarsın. Örneğin kaçmak ya da göç etmek zorunda olduğun için memleketini, aileni ya da sosyal çevreni kaybetmiş olabilirsin. Ya da işini, hayallerini ya da sağlığını kaybetmiş olabilirsin. Yas tutan kişiye sevgi gösterecek, destek olacak ve teselli edecek kişilerin olması çok iyidir. Bize en iyisi teselliyi İsa Mesih'te insan olmuş ve bizi çok iyi anlayan, her şeye gücü yeten Tanrı verebilir. Onu tanırsan seni derinden teselli etmesine izin verebilir. Tanrı şöyle diyor: "Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edilecektir." Matta 5:4. Yas tuttuğunda günlük yaşantında kendi kabuğuna çekilmemen iyi olur. Duygularını açıkça gösterebileceğin en azından bir kişiyi bul. Seninle aynı şeyleri yaşamış olan kişileri bulup onlarla konuşman da iyi olur. Yas atlatmak için zamana gerek duyduğumuz bir süreçtir. Günlük yaşantını mümkün olduğunca düzenleyerek yaşam sana destek olabilir. Sana acı verse de acıyı ne ona bağlı duyguları bastırma. Kaybınla başa çıkmak için yas sürecinde kendine zaman tanı. Bu bize zor gelse de aydınlık ve karanlık, sevinç ve keder yaşamın bir parçasıdır. İyi hatıralarımızı muhafaza etmek ama aynı zamanda yeni şeylere karşı da açık olmak acılarımızı dindirebilir. Bu kolay bir şey değildir ama yeni bir bakış açısı, umut ve yaşama sevinci verir. Bu sevdiğin birini ölüm nedeniyle kaybettiğinde de geçerlidir. Sevdiğimiz kişinin sonsuzluğu Tanrı'nın yanında geçireceğini ve onun sonsuzluk boyunca iyi durumda olacağını bilmek çok özel bir tesellisidir. Çünkü Tanrı, İsa'nın öldüğüne ve ölümden dirildiğine inanarak Tanrı'yla barışmış olan herkese sonsuz yaşam vaat etti. 2. Korintliler 5, 15'ten 18'e kadar. Eğer sen de Tanrı'yla bu şekilde barışmışsan, sevdiğin kişiyi sonsuzlukta tekrar göreceğin sevincini yaşayabilirsin. Eğer sonsuzluğu Tanrı'yla birlikte geçirebileceğinden emin değilsen, bu konuda daha fazla bilgi almak için sana Deutschland-Begleiter diye tavsiye etmiş olan kişiye sor. Ya da yaşayan Tanrı'yla kişisel bir ilişkisi olan ve sana bu yolda eşlik edebilecek insanların olduğu bir Hristiyan topluluğuna, kiliseye başvur. İstersen duayla ve kutsal kitaptan okuyarak doğrudan Tanrı'ya sorabilirsin. "Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız, kendimi size buldurtacağım" diyor Tanrı. Yeremya 29, 13-14 ayetlerinde. Tanrı seninle yakın ilişki olmasını istiyor. O seni bekliyor. Yas tutan kişinin yanında olarak ve onu öğütler vermeden dinleyerek ona en iyi şekilde yardımcı ve destek olabilirsin. Bu zorlu yolda yürü, yas tutan kişiye karşı sabırlı ol ve duayla onu Tanrı'nın huzuruna getir. Çünkü sadece Tanrı gerçek teselliyi verebilir. Yalnızlık çeken kişiyi anlamaya çalış ve onu olduğu gibi kabul et. Başkaları için hayat devam etse de onun için hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve bu nedenle çevresinden gittikçe daha çok soyutlandığını dikkate al. Yardım etmek istediğin halde tek başına bunu başaramayacağını hissediyorsan ya da yardım etmek istediğin kişinin ana dilini çok iyi konuşamıyorsan, sana destek olacak birilerini ara. Deutschland-Begleiter diye de yakınında bulunan ve mülteciler ve göçmenler için hizmet sunan Hristiyan topluluklarının bir listesini bulabilirsin. Tanrı seninle olsun ve seni başkalarının hayatına etkili olman için kullansın.